Merhaba. Uzun ve sağlıklı bir hayatın sırlarını araştırdığımız programımızda bu kez Adapazarı'na bağlı Taraklı ilçesindeyiz. Dağların arasına yuvalanmış, şirin mi şirin, tarihi sokaklarıyla, termal sularıyla ünlü bir ilçe Taraklı. Bakalım şimdi biz kimlere konuk olacağız, hangi sağlık sırlarını ekrana getireceğiz? Görüyorsunuz 86 yaşındaki Necip amca gayet rahat aldı beni atının terkine, götürüyor. Taraklı sokaklarında dolaştırıyor. 86 yaşındaki motor cambazı Necip Bayraktaroğlu'nun sağlıklı ve uzun hayat sırları neler? Lesitin diye bir madde alıyor ki o yumurtanın sarısında var. O lesitinin kalp damar hastalıklarını önleyici etkisi var. Süper besin yumurtanın saymakla bitmez başka hangi faydaları var? Normal taze elmayı şeker hastaları rahatlıkla yiyebiliyorlar. Ama bu tür kuru meyveye geçtikleri zaman daha dikkatli olmalarında fayda var. Diyabetliler meyve kurularını yerken nelere dikkat etmeli? Sinirlerin sağlıklı çalışması için B grubu vitaminler mutlaka önemli. Hani sinirli, stresli vesaireyseniz... Sinirleri yatıştırıp stresi ortadan kaldıran B grubu vitaminler en çok hangi yiyeceklerde bulunuyor? Bakın iki kumaşı da ellediğim zaman şöyle elinizi sürtün kumaşlara. Eğer elinizde yanma hissi yapmıyorsa, aşırı yanma hissi, bir elektriklenme hissi, kumaşlar pamuk, onu hissedebiliyorsunuz. Giysi alırken sağlıklı ve doğal kumaş ve yünlerden yapılıp yapılmadığını nasıl anlayabiliriz? Ve işte en az pahalı kremler kadar cildinize yararlı olacak. Hatta belki onlardan daha fazla yararlı olacak. Krem gibi somon yemeğim hazır. Cildi güzelleştiren, kalp ve damar rahatsızlıklarını önleyen lezzet harikası somon döner nasıl hazırlanıyor? Az sonra Doktor Yasemin Bradley ile Reçetesiz Hayatta. Şimdi sizi endüstri şehrimiz İzmit'te yıllarca çalıştıktan sonra memleketi Taraklı'ya gelip emeklilik hayatını burada sağlıklı bir ortamda geçiren 86 yaşındaki Necip Bayraktaroğlu ile tanıştıracağız. Necip buyurun amca efendim. Merhaba. Buyurun, merhaba efendim. Merhaba. Hoş teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Biz de gayet iyiyiz. Aman ne güzel bir yer burası. Kuş yuvası gibi şirin evet, mi şirin. Memleketimizin havası çok güzeldir. Merhaba. 86 yaşındaki motor tutkunu Necip dedeye böylesine sağlıklı kalmasını hangi besinlere borçlu olduğunu soruyoruz. Ve bakın gittiği bir doktordan hareketle bize neler anlatıyor. Beni bir muayene etti. Baba sen niye geldin buraya dedi. Niye geldin siz buraya dedi. Yeğenim getirdi dedim. Baba dedi hiçbir şeyiniz yok sizin. Bir iç organlarınız var ki tertemiz dedi. Ben dedim çobanlık yapmış adamım dedim. Hani süt, yoğurt, sütü hep çiğ içerdim dedim. Süt, yoğurt, tereyağı, bal. Eti de çok severim dedim. Çok güldü tabii. Fazla gülmesinden geri arka düştü. Koltuğu biraz şeymiş, kopmuş. 86 yaşındaki Necip dede tam 62 yıl içtikten sonra tüm içenlere örnek olacak bir kararla sigarayı bakın nasıl bırakmış. Sigarayı nasıl bıraktınız Necip amca? Şimdi sigarayı 62 yıl içtim. Hı hı. 62 yıl sonra merdivenden ikinci kata, birinci kattan ikinci kata çıkamadım. Ağlayana kadar dua ettim. Ondan sonra attım bu sigarayı. O gün de sabah oldu. Yine sigara canım ister diye bekliyordum. İstemedi. Kahvaltıdan sonra hala 5 yıl oldu bırakalı. Hala istemiyor canım. Buna şükürler ediyorum. Çok da arkadaşlara tavsiye ediyorum yani. Peki Necip amcacığım, sigarayı bırakmadan önceki halinle şimdiki halini karşılaştırırsak nasıl hissediyorsun kendini? Çok bir fark var. Sigara içerken yürürken bile zorluk çekiyordum. Ama şimdi bak şu motora biniyorum. Bakar mısınız 86 yaşında olmasına rağmen nasıl rahatlıkla motosikletini kullanıyor? Merhaba. Tabii merhaba. Bu kadar sağlıklı olmasına o hep yediği sütüne, peynirine, yoğurduna, etine, tereyağına borçlu. Evet belki çok sigara içmiş ama yaşam boyunca çok da sağlıklı beslenmiş.
Yaklaşık 20 küsur yıldır da gelmiş Taraklı'ya, memleketine yerleşmiş, son derece doğal bir yaşam sürüyor. Bu güzel küçük evde eşiyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam sürüyor. Bütün bunların onun sağlıklı olmasında tabii ki çok büyük önemi var. İşte geliyor Necip amca. Necip amca. Merhaba. Merhaba. Görüyorsunuz 86 yaşındaki Necip amca gayet rahat aldı beni atının terkine, götürüyor. Taraklı sokaklarında dolaştırıyor. Bu güzel motor turumuzun ardından geliyoruz Necip dedenin doğal ürünlerini sattığı tezgahına. Peki, neler var, başlayalım şöyle bir. Başta yumurtamız. Oo, tavuklarımız var. Evet. Taranamız var. Ben kendimi bildiğim bileli 7 yaşımdan beri bilirim. Taranamız, ben hala yerim. Ha, çok güzel. Şöyle bir alalım çok onu güzel, elimize. Çok kuvvetlidir. Ne lezzetli bir çorba bu. Çok güzel, evet. 7 yaşından beri bu çorbayı içiyor Necip amca, evet. Öyle mi? 7 yaşımdan beri içerim. Hala evimde var yani. Bakın, bu kadar 86 yaşında, hani o kadar da sigara içmiş, sağlığını doğal, sağlıklı beslenmeye borçlu. İşte onlardan biri kızılcık tarhanası. 7 yaşından beri yiyor. Çocukluğumdan beri yumurtayı da yerim. Köy yumurtası. Ha, köy yumurtası. Oo, şöyle. Böyle yumurta bulmak çok zor, evet. Yalnız bizim çiftlik oralarda. Çiftlik yumurtasına benzemem. Doğal tavuklar dışarıda ama otluyor. Evet. Necip amcacığım, şimdi herkes şöyle bir şeyden bahsediyor. Duydun mu hiç? Serbest dolaşan tavukların yumurtası gibi havalı bir isim var. İşte bu. Hah, işte bu o. Bu. Neden herkes serbest dolaşan tavukların yumurtasını tercih ediyor? Daha doğal olduğu için. Çünkü kapalı ortamda büyüyen tavuklar çok kısa sürede büyütülüyor. Ve bazı antibiyotik kalıntıları içerebiliyorlar. Bazı hormon kalıntıları bazı tavuk çiftlikleri kullanabiliyor. Bazı söylentiler var. O yüzden bizler tüketiciler de daha çok serbest dolaşan tavukların yumurtasını tercih ediyoruz ki tavuk rahat rahat doğal ortamda besinini bulsun, güneşten yararlansın, temiz havadan yararlansın, eti de daha lezzetli olsun, yumurtası da daha lezzetli olsun. İşte o çocukluğumuzda yediğimiz yumurtaların tadını bulabilelim diye. Necip amca, her gün yumurta yer misin? Her gün aşağı yukarı yerim yani. Gün aşırı, en azından gün aşırı. Evet, şu küçücük besinden neler alıyor Necip amca? Haftada 3-4 kere 2 tane yiyor. Çünkü 86 yaşında olmasına rağmen de son derece sağlıklı. Şu gördüğünüz bir adet yumurtadan vücudumuz için gerekli olan 8 amino asitin tamamını alıyor. Amino asit nedir hatırlayalım. Daha önce söylemiştim ama unutmuş olabilirsiniz. Proteinlerin en küçük birimi. Yani proteinleri parçalayın parçalayın, en küçük birimine biz amino asit diyoruz. Karbonhidratları parçalayın parçalayın, en küçük birimine glukoz diyoruz. Yani vücudumuzda parçalandıktan sonra ortaya çıkan madde. İşte vücudumuzun üretemediği 8 temel amino asitin hepsini içeren bir besin kaynağı şu küçücük yumurta. Bir kere çok güçlü hayvansal proteini alıyor buradan, bir. İki, lesitin diye bir madde alıyor ki o yumurtanın sarısında var. O lesitinin kalp damar hastalıklarını önleyici etkisi var. Kanımızı sulandırıcı, kanın pıhtılaşmasını engelleyici, daha doğrusu böyle hani felç geçirme riskini azaltıcı etkisi var lesitinin. Hatta Avrupa'da, Amerika'da doktorlar lesitini dışarıdan veriyorlar kolesterolü yüksek hastalara. Çünkü kolesterolü ve kan yağlarını düşürücü etkisi var. Şimdi çoğunuz şunu düşünüyorsunuzdur. Bu yumurta benim kolesterolümü, trigliseridimi, kan yağlarımı nasıl düşürecek diye. İşte içerdiği o lesitin sayesinde ve ayrıca omega 3'ler de içeriyor, güzel yağlar. Onlar sayesinde düşürebiliyor. Şimdi Necip amca, bir de bu elma kuruları, kuru erikler, cevizler, bademler de var tezgahında. Evet, evet. Bunları da mı bol bol yiyorsun? Hem de bol bol, hem de bol bol. Ceviziniz pek güzel öyle, görünüyor. Öyle. Bu cevizler hakikaten çok güzel. Bir kıralım bakalım cevizimizi. Tabii. Bir de seyircilere şöyle gösterelim. Bu Taraklı'nın çok güzel böyle bir aracı var. Bakın, ceviz badem kırma aracı. Bunun üzerinde kırıyorsunuz, kabuklar buraya düşüyor. Evet. Hadi siz kırın, gösterin.
Ne güzel bir şey bu, hem dekoratif de. Hani Taraklı'ya gelirseniz alın bunlardan çok bir tane. Güzel. Ben de aldım. Çok güzel. Bakalım. Hmm. Şu cevizin güzelliğine bakın. Her zaman aldığımızda böyle çıkmıyor. Şunun güzelliğine bakın. Pırıl pırıl içi. Bazen küflü müflü çıkıyor biz şehirde aldığımız zaman. Cevizin içinde ne var? Omega 3 yağ asitleri var. Omega 3 yağ asitleri de bütün damarlarımızın, vücudumuzda bir ağ şeklinde damarlarımız, bütün o damarların sağlıklı çalışmasını sağlıyor. O yüzden bizim için çok önemli. Bir de ne sağlıyordu? Cildimizin güzel olmasını, kaygan ve pürüzsüz olmasını sağlıyordu. O kadar kremlere para veriyoruz. Onun yerine biraz şöyle her gün bir avuç ceviz evet. yiyelim, değil mi? Hem de nasıl? 86 yaşındaki Necip dedenin bir başka vazgeçilmesi de elma kurusu. Bunu nasıl kurutuyorsunuz Necip amca? Şimdi bunu bahçeden geldikten sonra ister soyarız, ister soymadan kuruturuz. Ama soyunca çok daha güzel olur. Yani kabuğuyla tümünü de kurutabiliyorsunuz. Evet, elmanı, evet. Öyle kabuğuyla mi? De kuruturuz. Onlar kuvvetli olur ama soyunca bunun kuvveti biraz kaçıyor galiba. Benim duyduğuma göre. Hani kabuğunda kuvveti kabuğunda şimdi, diyorlar yani. Şöyle kuvveti kabuğunda derken vitamin, mineral, pektin açısından kabuğu bizim için önemli. Neden önemli? Çok daha fazla lif içeriyor ve tuvalete daha rahat çıkmamızı evet, sağlıyor. Evet, onun evet. için kabuğuyla yemek daha tabii faydalı. Evet. Ama böyle yemek de bazen daha lezzetli olabiliyor. Yalnız ben buradan şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu tür meyvelerin kuruları zaten bakın yediğimde de ağzımda normal taze elma yemekten çok daha fazla şeker tadı bırakıyor. Hani şeker hastalarının doğaldır elma, normal taze elmayı şeker hastaları rahatlıkla yiyebiliyorlar. Ama bu tür kuru meyveye geçtikleri zaman daha dikkatli olmalarında fayda var. İçlerindeki şeker konsantre oluyor kururken ve daha şekerli hale geliyor bunlar. Onun için daha dikkatli yiyelim. Aynı meyve bile olsa bu konuda dikkat lütfen. Demek ki meyve kurularına dikkat edeceğiz. Sadece şeker hastaları değil, aslında hepimiz kilonuzu korumak istiyorsanız kuru meyveleri yerken sağlıklı da olsalar, altını çizerek söylüyorum, daha dikkatli yemekte fayda var. Ayrıca özellikle annelere buradan bir notum var. Bunu böyle küçük renkli renkli paketlere koyarlarsa bir kurdeleyle bağlayıp falan çocuklar için çok güzel, sağlıklı, doğal bir atıştırmalık hazırlamış olurlar. Çocukların beslenme çantalarına ilave edin lütfen. Çocuk hem enerji alır, hem tuvalete çıkması kolaylaşır, hem de sağlıklı bir yiyecekle beslenmiş olur. Boş yere gidip de gereksiz yere cips, bisküvi falan peşmekal yemez çocuklarımız. Şimdi bademle de çok besleniyormuş. Zaten yediği bütün sağlıklı yiyecekler burada Necip amcanın. Bademde neler var? Badem deyince aklınıza çinko minerali gelsin. Çinko minerali bizim savaş beşlisi dediğimiz en güçlü antioksidan mineral ve vitaminlerin arasında. Çinko bir mineral. Biz bunu yiyeceklerle vücudumuza alıyoruz. Ve bizi kansere ve yaşlanmaya karşı koruyor. Biz kadınlar için krem gibi bu badem. İçinde çinko minerali var ve çinko minerali de cildimizin çok daha güzel olmasını sağlıyor. Çok daha kaygan, pırıl pırıl, cilt dokusunu güçlendiriyor, yaraların iyileşmesini hızlandırıyor. Ha bu arada söyleyeyim, herhangi bir kesiğiniz falan varsa hani mutfakta uğraşırken hepimizin kesikleri vardır. Onun iyileşmesi için çinko minerali çok faydalı. Badem de işte onu en çok bulunduran kuru yemişlerden biri. Evet, Taraklı'nın tarihi sokaklarından birine serdik kilimimizi, kurduk soframızı. Ve Taraklı'nın güzelim kadınlarıyla birlikteyim. İki teyzem 90'larına merdiven dayamış durumda. Şengül Hanım da buranın en marifetli kadını diyebilirim yediklerini tattıktan sonra. Biraz sonra onunla da konuşacağım. Ama önce teyzelerime bir soralım bakalım. Bediye teyzeciğim, buralarda anılarınız var mı bu sokakta? Bu sokakta var. Neler var? Hep bunlar benim bütün bunlar böyle. Akrabalar.
Saadet teyzeciğim pek şıksın. Yeşilli, pembeli ne kadar güzel uydurmuşsun. Üzerine de yeşil giyinmişsin. Üzerine de eşarbında yine yeşiller var. Şöyle bir göstereyim, ben hiç böyle eşarp görmemiştim. Bakın arkasında da yeşil dantelleri var. Her şey uyumlu. Pek şık Saadet teyze. Nasılsın Saadet teyzeciğim? İyi, mutman olsun. Bütün çocukluğun Taraklı'da mı geçti? Evet. Nasıl geçti? İyi geçti. Sağlıklı şeyler yemişsiniz, sağlıklı evet, beslenmişsiniz, tabii. Böyle sağlıklı tabii. Kalmışsınız. Tabii. Annelerimiz hep yetiştirdi bize. Yağ, yoğurt, hep bunlarla büyüdük. Her şey, yağ, evet, yoğurt, başka ne yediniz? Her şey. Hepsinden yedirirdi babam, çok cömertti. Çok güzel şehriniz var. Pek hoşumuza gitti. Çok da güzel yiyecekleriniz var. Hele bir yiyeceğiniz var ki ben dedim ki bunu ben tanıtmadan buradan gitmem. Tamam. Şimdi bu yörenin Uğut diye bir tatlısı var. Buğdaydan yapılıyor. Hayatımda ilk kez burada gördüm. O kadar dünyayı dolaşmışımdır. Türkiye'yi de dolaşıyoruz ekibimizle birlikte. İlk defa Taraklı'da yedim bu tatlıyı, çok beğendim. Şehrin en iyi yapanı kim diye şöyle bir araştırdım. Ve Şekil Bira, işte buldum Şengün Kabak Hanım'ı. En iyi yapan o tattım denenmiştir, test edilmiştir. Şengün Hanım bir kere bravo. Gerçekten yediklerimin içinde en güzeli sizinki. Şimdi şöyle bir tatlı bu. Bir bunu gösterelim. Evet. Üzerine ceviz dökerek de ikram tabii, edebiliyorsunuz. Öyle de yenilebilir. Sade de ikram edebiliyorsunuz. Hı-hı. Şöyle sade halinde bir gösterelim evet, seyircilerimize. Şöyle siz tabağı tutun tabii, lütfen. Ben şöyle çıkartayım. Bakın şöyle pekmez kıvamında ama pekmez değil, değil bu. Evet. Buğdaydan yapılan bir tatlı. Kendi tadından. Bakın. Pekmeze benziyor ama pekmez tadında değil. Aynen tahin pekmezin karışmış hali gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi. Bu güzelim tatlının nasıl yapıldığını işin ustasına soralım. Şengün Hanım anlatsın bize. Bir kere bu kaç yüzyıllık bir tatlı? Buraya özel değil mi? Bu evet. Yani Orta Asya'dan gelmiş, Türklere özel bir tatlı. Buğdaydan yapılıyor bu. Önce buğdayı yıkıyoruz. Bez serip üzerine buğdayı yıkadıktan sonra döküyoruz. İşte burada sizin yaptığınız gibi. Bu şekilde çimlendiriyoruz. Normal. Böyle şimdi bu olmuş hali mi o, bu? O olmuş hali. Bu şimdi yapmaya hazır yapmaya hali. Yapmaya hazır bir deneyebilir miyim bunu? Tabii yiyebilirsiniz. Bunu. Tadını oradan alırsınız zaten. Bu çok tatlı geliyor evet. Ağza. Çünkü buğdayın içinde nişasta vardır. O nişasta ağzınıza tabii geliyor. Şekeri evet, salıyor. Şimdi bu tatlının içine hiç şeker konulmadığını söylediğinde Şengün Hanım müşterilerine inanmıyormuş çoğu. Halbuki işte birebir anlatıyor nasıl yapıldığını da. Ben de ilk tattığımda sanki şekerle pişmiş bir tatlı diye düşünmüştüm. Tamamen buğdaydan yapılıyor. Demek ki buğdayı koyduk. Koyuyoruz, evet. Sonra islattık. Her gün ıslatıyoruz bunu bu şekilde. 10-15 gün içinde zaten çimleniyor kendisi. Böyle oluyor. Bu şekle geliyor. Ondan sonra onu dövüyoruz. Havanda mı dövüyorsunuz? Havanda, evet. Hı-hı. Dövüyoruz. Ondan sonra onu suyun içine atıp sıkıyoruz. Posalarını alıp atıyoruz. Hı-hı. Sonra ötekini süzgeçten geçirip ince bir elekten diyelim. Geçirdikten sonra ununu atıp İçine biraz un koyuyorsunuz. Biraz un katıyoruz. Şimdi şu kıvamı un sağlıyor demek ki. Evet, şöyle un. Gösterelim. Bakın kıvamlı geliyor. Evet. Bu kıvamı un sağlıyor. Ondan sonra onu meşe kömürlü ateşe koyuyoruz. Ama bakır kazanlarda yapıyoruz. Şehirde yani. Yapmak biraz zor Şengin Hanım. Bayağı meşakkatli bir evet. Tatlıdan bahsediyoruz. Evet. Şimdi Şengün Hanım ayrıca tatlının nasıl yapıldığını göstermek için bir şey daha yapmış. Çok hoşuma gitti. Buğdayı böyle ıslak bezin üzerinde çimlendirmiş. Böylece insanlar, gelip geçenler, bu Taraklı'yı ziyaret edenler bu tatlının nasıl yapıldığını daha iyi anlayabiliyorlar. Şimdi nasıl yaptınız? Tohumları üzerine atıp? Üzerine atıp her gün nemlendirdim. Bu kadar. Başka bir işlem yapmıyorsunuz. Bir sepetin içinde bekletiyorsunuz. Sepetin içinde evet. Delikli bir şeyin içinde bekletilebilir herhangi bir şey. Şengin Hanım çok doğru bir iş yapmışsınız. Şimdi İngiltere'de yaşarken ben spreyler ve tepsileri vardı. Hı-hı. Aldığımız tohumları onun üzerine İngilizler serperler. Spreylerler. 2 gün içerisinde bu yeşerir zaten. 2-3 gün içerisinde. Hmm. Değişik tohumlar var. Evet. Onların işte o marketlerinden aldığı değişik böyle tahıl tohumları var.
onları salatalarına serperler. Ve bu tür tahıllar çimlendirildiği zaman içindeki antioksidan kapasitesi ve vitamin mineral değeri daha çok arttığı için böyle yemeği daha çok tercih ederler. Yani siz bunu bakın şöyle kopartıp salatalarınıza atabilirsiniz. Bakın elimde gördüğünüz gibi bunları salatalara serpip limonlu, zeytinyağlı yiyebilirsiniz. Aynen böyle, şu şekilde. Bir kere buğday çok besleyici. B grubu vitaminlerden çok zengin. B grubu vitaminler ne yapıyor? Bizim vücudumuza enerji veriyor. Sinir sisteminin sağlıklı çalışması için bizim B grubu vitaminlere ihtiyacımız var. Hatta depresyon hastalarına, belki çevrenizde depresyon hastaları varsa dikkat edin, B grubu vitaminler verir doktorlar. Çünkü sinirleri daha relakse eden, insanları rahatlatan, aynı zamanda enerji veren vitaminlerdir. Sinirlerin sağlıklı çalışması için B grubu vitaminler mutlaka önemli. Hani sinirli, stresli vesaireyseniz demek ki rahat rahat bu buğday, çimlendirilmiş buğdaydan yiyebilirsiniz. Saadet ve Bedia teyzemle birlikte Taraklı'nın sokaklarında dolaşıyoruz. Çocukluklarının geçtiği evlerin önündeyiz. Bakın arkamda ne kadar güzel evler var. Bunlar hep korumaya alınmış, restore ediliyor. Burada da bayağı onarılmış, güzel ortaya çıkmış bir ev görüyorsunuz. Bu arada bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İki teyzem de pek şıklar. Hani yaşları 90'a varmış ama güzel giyinmekten vazgeçmemişler. Bakın morlarla sarıları, daha doğrusu bej, böyle sarı bej gibi bir arada giyinmiş. Altında lacivertli bordolu şalvarı. En altta da bakın güzel yine lavanta rengi çorapları var. Her şey uyumlu. Biçimlemiş de giymiş. Bu da onun çeyizindenmiş bu tülben. Çeyizinden çıkarmış, takmış bizim için. Şimdi bir de bu tarafa bakalım. Saadet teyzeme. Saadet teyze, ne güzel, benim çok sevdiğim şeker pembesi rengini kullanmışsın. Bak burada yeşilli pembeli şalvarını giymiş. Bu yöre kadınlarının giydiği şalvarlar bunlar. Altına lacivert çoraplarını giyinmiş. Bakın lacivert çorapları var. Üzerine de lacivert hırkasını çekmiş. İçinde de aynen şalvarının yeşilinden açık yeşil bir süveter giyinmiş. Sonra da üzerine yine bakın çok değişik bir tülbenti var. Ne kadar güzel, sağlıklı giyiniyorsunuz. Tabii. Bizler artık şehirlerde ne alırsak alalım, alın benim pantolonum. Şimdi içine tabii baktığınız zaman en az %10 sentetik var. Evet. Ben mümkün olduğunca doktor olduğum için, bu konularla ilgilendiğim için sağlıklı giyinmeye gayret ediyorum. Ama ne alırsak alalım çarşıdan, naylondan, içinde %10-20 naylon var. Naylon. Veya polyester var. Hep sentetik bir şey karıştırıyorlar. Hep ben gençliğimde annem oturttu, annem ne şalvar dikti, işte bir tanelik. Hep de onları giydim gençliğimde. Koca koca çalvarlar, böyle bez dokundu. Bakın burada bize çok güzel bir mesaj daha veriyorlar. Hangimiz, şehirli hangi kadın tamamen kumaş olarak pamukluyu, keteni tercih ediyoruz? Seçmek istiyoruz biz de ama mağazalara gittiğiniz zaman öyle bir şey bulmanız çok zor. Mutlaka en az %5-10-20 bir şey karıştırıyorlar araya. O zaman da cildimizde kaşıntılar oluyor bizim. Olmuyor. Döküntüler oluyor. Olmuyor. Hatta bazı bilim adamları sentetikleri kanserle ilişkilendiriyor. Diyorlar ki sentetik giydiğiniz için belki de kadınlarda meme kanseri riski artabiliyor diye. Doğru. Bazı yayınlar okudum bir takım yerlerde. Ben çengizimden çıkardığımda bez gömlek giyiyor. Öyle mi? Çeyizden çıkıyor gömlekler. Çeyizden böyle işli, eskiden işlirdik. Hı. Ondan sonra baktım dolapta duruyor sandıkta, bundan ne duracaktım, ben bir giyeyim bunları dedim. Bir giyiyorum işte bak. İyi ki yapmışsın, iyi ki giyiyorsun teyzeciğim. Ne güzel Bedia teyze. Annem dokurdu onları, bez dokurdu. Teyzeciğim şimdi bunu burada satıyorlar, gördüm. Masa örtüsü olarak kullanıyorlar galiba aynı zamanda. Ben gelin adımda masa örtüsü yaptı İstanbul'da kal. Bak tahmin ettim, masa örtüsü olarak kullanırlar. 4 metreydi, çarşaf devi yaptı dedim, masa örtüsü yaptı.
Bakın iki kumaşı da ellediğim zaman şöyle elinizi sürtün kumaşlara. Eğer elinizde yanma hissi yapmıyorsa, aşırı yanma hissi, bir elektriklenme hissi, kumaşlar pamuk. Onu hissedebiliyorsunuz. Sentetik kumaşlarda ellediğiniz zaman hemen böyle bir tuhaf bir yanma, irkilme hissi uyandırıyor insanlarda, içinde sentetik varsa. Özellikle teyzeciğim, kadınların, biz kadınların gecelik bulması mümkün değil %100 pamuk. Bulunmaz, bulunmaz. Hepsi sentetik, naylon vesaire. Tamam, doğrudur, şikayetçiyiz. Ama kolay yok. Ha? Biz kendimiz mi dikelim biz de kumaşlarda? Dikin. Ha? Dikin. Dikelim. Peki. Hadi bakalım. Evet, sıra geldi tarif bölümümüze. Bugün size iddialıyım, en pahalı kremler kadar cildiniz üzerinde etkili olacak bir yemek tarifi vereceğim. Tabii ki somon var karşımızda. Malzememiz çok basit. Somon, dereotu, limon ve karabiber. Çok rahatlıkla yapabileceğiniz hem de çok kısa sürede. Diyelim eve işten aç geldiniz. Bir parça somon ve otlar varsa evinizde, dereotu yerine maydanoz da olabilir tabii ki. Çok rahat, hızlı bir biçimde hazırlayabileceğiniz, aynı zamanda besin değeri de çok yüksek. Şimdi tarifimize geçelim. Bir dilim somonu alıyorsunuz. Şöyle bir parça somonu. Bu tarif tek kişi için ama siz bunu ikiye de bölebilirsiniz. Bazen böyle somon dilimi iri olduğu zaman biraz fazla çıkıyor. Bunu biz alıyoruz. Şöyle bakın, ince ince kesiyorum. Somon çok yağlı bir balık. Bakın keserken bile görüyorsunuz ellerim yağ içinde kalıyor. İşte hep omega 3 yağları bu. Sadece kara hayvanlarında pek bulunmayan, deniz hayvanlarında bulunan bir yağ çeşidi bu. Ve vücudumuz için zorunlu bir yağ. Biz bu omega 3'ler sayesinde çok daha sağlıklı olabiliyoruz. Kafamız daha iyi işliyor, beynimiz daha iyi işliyor, cildimiz güzelleşiyor. Kalp damarlarımızı koruyan bir yağ. Bakın bunu kestim böyle adeta döner gibi. Böyle bir öbek haline getirdim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi limon suyu ve dereotuyla karıştıracağım bunu. Önce dereotunu alalım. Şöyle somonumuzu şunun içine koyalım. Dereotundan çok küçük bir parçayı süsleme için ayıracağım. Geri kalanını yıkadık, hazırladık. Şöyle ince ince kıyıyorum ama hepsini kullanmayacağım bu dereotunun. Bu somonuma yeterli olacak kadarını kullanacağım. Şimdi neden dereotu kullanıyorum? Bir, dereotu somona pek yakışıyor. İki, dereotunun içinde bazı uçucu yağlar var ki bunlar sigara dumanı, işte kömür dumanı gibi bu tip dumanlara, kanserojenik dumanlara karşı vücutta antioksidan aktiviteyi sağlıyorlar. Aslında dereotunun içinde iki grup bileşik var. Monoterpenler ve flavonoidler diye. Ezberlemenize gerek yok. Ben bile bazen zor aklımda tutuyorum bunları. Bunlardan özellikle işte bu monoterpenler vücutta antioksidan aktiviteyi ateşleyen bileşikler grubu. O açıdan dereotu çok önemli. Yani bilimsel olarak incelenmiş ve içinde bizi kansere karşı koruyan, yaşlanmaya karşı koruyan bileşikler bulunmuş. Siz bu kadarını bilin yeter. Evet, bu kadar dereotu bana yeter. Ama bunu somonla hemen karıştırmıyorum. Bu şimdi bir kenarda beklesin. Bana biraz limon suyu da lazım. Onu da şöyle incecik bir dilim alayım ki bunu süslemede kullanacağım. Tamam. Bunu da ayıralım. Geri kalanını sıkıyoruz. Şimdi bakın hiç yağ kullanmayacağım. Çünkü o kadar yağlı bir balık ki somon, ekstra yağ kullanmaya hiç gerek yok. Zaten tavam yanmaz bir tava. Onun için çok rahat bunları böyle koyuyorum. Limon suyunu da pişireceğim. Önce hiç dereotunu katmadan limon suyuyla bunu çevireceğim. Ve biraz da karabiber koyacağım içine. Hem tat verecek hem de karabiberden de biz pek çok bileşik alıyoruz yine. Kansere karşı, yaşlanmaya karşı koruyucu, hastalıklara karşı engelleyici. Tamam, şimdi çeviriyoruz bunu. Dikkat ettiyseniz hiç tuz koymadım. Bu tür yemeklerime hiç tuz koymuyorum. Çünkü zaten içlerinde kendi sodyumlarını içeriyorlar. Onun için ekstra tuz almak istemiyorum. Ama yaz olduğunda cayır cayır sıcak günlerde işte o zaman benim gibi tansiyonunuz düşükse azıcık tuz ilave edersiniz. Evet, şimdi dereotunu artık içine katmanın zamanı geldi. Dereotunu da katalım.
kadar yetti. Fazlasına gerek yok. Dereotunda sadece az önce söylediğim bileşikler değil, kalsiyum, magnezyum, bütün bu koyu yapraklı sebzelerde olduğu gibi aynı zamanda manganez var ki vücutta pek çok enzimin yapısında bulunan bir mineral. Tamamdır, benim somonum hazır görünüyor. Artık altını kapatmanın zamanı. Şöyle bir süslü bir tabak hazırlayayım size. Ve aldıktan sonra şöyle bastırıyorum. Çünkü bunu ters çevireceğim. Biraz sıkışsın. Şimdi yapacağım, şöyle şık bir servis tabağım var. Onun içine dümdüz beyaz bir tabak. Onu bunun üzerine kapattım, tam ortalayıp ve ters çeviriyorum. Ve işte en az pahalı kremler kadar cildinize yararlı olacak. Hatta belki onlardan daha fazla yararlı olacak. Krem gibi somon yemeğim hazır. Tarif bölümümüzle birlikte bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.